izleyicileri. Bugün çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkan Adayı Ali Nur Uludağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğan Bey. Evet. Teşekkür ediyorum İz Gazete'ye ve size. Biz çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Abi şimdi tabii siz belediye başkan adayıydınız, aday adayıydınız, milletvekili aday adayıydınız. Evet. İyi bir oy aldınız aslında milletvekili adaylığında. 9'dan sonra 6'ya düştünüz. Bugün Buca, Cumhuriyet Halk Partisi Buca ilçe başkan adayısınız. Evet. CHP ilçe başkan adayı mısınız? Çünkü işte kimi ya işte düşünüyorum falan ama aday mısınız? Açıklama yaptınız gerçi ama yine de ben, biz bu soruyla başlayalım. Tabii ki siyaset ciddi yapılan bir iş. Mutlaka adayız. Aday olmasak dün basın açıklaması yapmazdık. Dün 10 Aralık'tı. İnsan Hakları Haftası ve İnsan Hakları Günü'ydü. Ve ben buradan öncelikle İnsan Hakları Günü'nü, insanların İnsan Hakları Günü'nü kutlamak istiyorum. Hem Bucalıların hem İzmirlilerin hem tüm dünyanın İnsan Hakları Günü kutlu olsun diyorum. Siyaset ciddi yapılan bir iş ve siz eğer adaysanız yola çıkmışsınız. Yola çıktıktan sonra ben aday değilim ya da başka bir şey söylemeye şansınız yoktur. Ve hizmet için yola çıktığımız için bizim başka söyleyecek bir lafımız yok. Adayız. Çok net. Peki neden ilçe başkanı adayı oldunuz? Neden ilçe başkanı adayı olduğum sorusuna gelinirse, ilçe başkanlığı biliyorsunuz önce bir kurultay süreci var. Mahalle delegeliğinden başlıyor. Daha sonra mahalle delegeliği süreçleri bittikten sonra bu süreç ilçe başkanlığı süreciyle devam ediyor. İlçe başkanlığı da önemli ve onurlu bir görev. Neden? Çünkü partimizin programını, ilkelerini ve partinin çalışmalarını sizin yerelden anlatmanız ve aktarmanız gerekiyor. Partinin, sizin genel merkezin mutlaka söyledikleri, yaptıkları işler var ve onların projeleri var. O projeleri sizin yerelde o programı kendinizin bulunduğu alandan anlatmanız ve aktarmanız gerekiyor halka. Siz birebir yerelde halkla buluştuğunuzda bunu halka anlatmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Bugün Türkiye'de rejim değişmiş durumda. Türkiye'de yoksulluk var, yoksunluk var, hukuk devletinden eser yok. Eskiden hiç değilse bir kanun devleti vardı belki ama şu an kanun devleti bile dahi yok. Bir karar hükmünde kararnamelerle yönetilen bir sistem var ve bu rejim tek kişinin rejimi ve bu rejimle evrensel hukuka ilişkin bir şeyin gerçekleşmesi ya da ülke insanının refahının, görencenin artması, özgürlüğün, demokrasinin, hukuk devletinin oluşmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Öyleyse yapılması gereken şey şu, bizler hep şunu söyledik, seçimler yoluyla iktidar elde etmek gerektiğini, şiddetle ya da başka yöntemlerle bizim işimiz yok. Partimizin de genel anlayış şekli budur, bize yansıması da budur. Alanda çalışmak, başarılı olmak ve sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil, toplumun her kesimiyle birebir gidip onlarla görüşmek, onları solun değerlerini, evrensel hukuku, onların haklarını, yaşam biçiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle daha da sağlıklı bir şekle ulaşacağını, Türkiye'nin geleceğinin önemli olmasından kaynaklı Türkiye'nin yaşadığı sorunların bir şekilde ortadan kaldırabilecek bir anlayışın Cumhuriyet Halk Partisi ile olacağını anlatmak gerekiyor. Olabileceğini değil, olacağını anlatmak gerekiyor. Biz buna inanıyoruz. Bu inançla biz yola çıktık. 20 yıldır ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapıyorum. Partimin birçok insanın bana gönül verdiğini biliyorum, desteklediğini biliyorum. Dünkü çalışmamızda da çok net gördük. Basın açıklamamızda 1000'in üzerinde arkadaşımız, partilimiz, yoldaşımız katıldı. Bunların önemli bir kısmı da delegeydi. Ne güzel ki biz bu arkadaşların gönüllerine girmişiz, vicdanlarında ve fikirlerinde yer edinmişiz. Bunlar önemli şeyler. Amaç şu, hizmet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını anlatabilecek nitelikteki kadrolarla beraber Türkiye'nin geleceğine ilişkin topluma bizim görüşlerimizi aktarabilecek bir yapı ile yola çıkmaktı. Biz bunun için tek başına ben değil tabii bir yönetim kurulu üyeleriyle beraber çıkacağız. Delegasyonun içinden olan yönetim kurullarıyla beraber ya da dışından da olabilir bilmiyorum şu aşamada ama genellikle delegasyonun içinden olacak bu yönetim kurulu üyelerimiz ve il delegelerimiz seçilecek. Biz şuna inanıyoruz. Biz geldiğimizde partimizin çıtasının bir kaç metre daha yükseleceğine inanıyoruz. Bu
gücü sadece kendinden değil, bana vatandaşın, işte partilerimin verdiği bir güçle, onların bana yüklediği sorumluluk gereği söylüyorum. Bunun farkındayım ve gereğini biz yapacağız diye düşünüyorum. Siyasette sevilen birisiniz, Bucadoz'da sevilen birisiniz. Gerçi biraz bahsettiniz ama başkan adaylığı açıklamanızda sizce örgüt ve seçmende nasıl yansıdı? Yani demin de ifade ettim. Aslında beni var eden örgütün kendisi, yani seçmenin kendisi. Neden? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesinin içinden bireyleriz. Onun terbiyesiyle bugünlere kadar geldik. Oradaki terbiye de şudur. Evrensel hukuk değerleri, sol değerler, insanların ortak değerleri ve birikimlerinin bize yansıtılması, bizim de onu diğer insanlara yansıtmamız. Yani yansıması şöyle, dikkat ederseniz dünkü işte basın açıklamamda çok yoğun bir ilgi ve çok büyük bir katılım ve heyecan vardı. Buna önemli oranda delege arkadaşlarımız da katıldı. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili insanlar değil, üyeler değil, delegelerin katılması da çok önemliydi. Ve biliyorum ki hem üyelerin hem de delege arkadaşlarımızın motivasyonu, katılımı bizim motivasyonumuzu daha da yükseltti. Biz bu inançla yola çıktık ve o yansımanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 Aralık'ta yapılacak Buca İlçe Başkanlığı seçiminde bize başarı getireceğini, sonuç alacağımızı gene hep birlikte bütün arkadaşlarımızla beraber Buca'da ilçe başkanlığını yapacağımızı, herkesi ötekileştirmeden birlikte bir yönetim anlayışı sergileyeceğimi şu anda size deklar etmek istiyorum ve ediyorum. İnşallah Buca ilçe başkanı olduğunuzda tekrar sizi konuk etmek isteriz biz de. İnşallah. Siyasetteki hedefiniz nedir? Yani siyaset bir amaç değil, bir araç. Sonuçta hizmet yapmak amacıyla insanlar siyaset yapmak zorundadırlar. Farkındalıklarınız vardır. İşte siyaset sorun çözme sanatı. Sorunları çözmek için siyasetçiler siyaset yapar ve farkında olanlar bu sorunları önüne koyarlar. Bunlar için ve bunların ortadan kaldırılması için projeler üretirler. Ve o projelerle hem partisinin programını anlatır hem toplum için neler yapabileceğini ortaya koyar. Ve temel amaç dediğim gibi hizmettir siyasette. Yerel seçimlerde de başarılı olan CHP şimdi aynı başarıyı genel seçimde de bekliyor. Hem taban hem de halk değişim istiyor. Seçilecek il ve ilçe başkanlarına büyük işler ve sorumluluklar düşecek. Buna hazır mısınız? Elbette ki hazırız. Yani neden hazırız? 20 yıldır yaklaşık ben aktif siyaset yapıyorum. Ben öğrencilik dönemlerimde de siyasetin içerisindeydim, sol siyasetin içerisindeydim. Fikri düzeyde çok çalışmamız olmuştur. Partimizin içinde de gene işte dediğim gibi partilerimizle beraber yoğun çalışmalar yaptık. Bütün seçimlerde inanılmaz aktif işler gerçekleştirdik. Toplumun her kesimine gittik. Sivil toplum kuruluşlarına gittik, kanaat önderlerine gittik. Sade vatandaşa gittik. Herkesle barışık olmanın yollarını aradık ve partimizin ne yapmak istediğini anlattık. O sorumlulukları biliyoruz ve bu sorumlulukların gereği biz ne gerekiyorsa üzerimize düşen ne varsa tekrar yapacağız ve çok daha başarılı işler yapacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde biz iktidar olacağız. Buna inanıyoruz. Peki ekibinizde kimler var? Bu çok önemli. Çünkü yola çıktığınızda dedik ya biraz önce işte il ve ilçe başkanlarına büyük sorumluluk düşüyor. Önünüzde bir genel seçim var erken ya da zamanda yapılsa. Ama bir genel seçim var önümüzde ve bu genel seçimde Türkiye'nin konjonktür yapısını değiştirecek bir genel seçim olacak. Belki de sistem kargaşasını ortadan kaldıracak. Hani Cumhuriyet Halk Partisi tek adam rejimine karşı mücadele evet. ettiğini söylüyor ve bunu yapıyor. Tam 2023'te de Cumhuriyet'in 100. Kuruluş yıl dönemi olacak. Bu belki hani tüneldeki artık ışığı görmek. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten başarılı bir şekilde çıktı. Yeni iki parti kuruldu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. İsterseniz bir onlara şey yapalım ama çok uzadı sorunuz. Yok toparlayacağım öyle soracağım. Davutoğlu ve Babacan'ı da düşündüğümüzde AKP'de bir dağılma süreci var. Evet. Bu yüzden il ve ilçe başkanlarına çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü bu süreci toparlayacak ve siyasetin de öngörüyle yapacak
ilçe başkanları gerekir. Tabii onlarda ekibi çok önemli. Sizin ekibinizde kimler var? Sizinle yol arkadaşlığı edecek kimler var? Bu süreci sizinle birlikte toparlayacak kimler var? Şöyle söyleyeyim. Ben kolektif akla inanan bir kişiyim. Kolektif akılla ben işte ön seçimlere girdim, milletvekili adayı seçildim. Bucağı'da 6.000 oydan 4.000 oy aldım. Bu kolektif aklın eseridir. Yani şu aşamada benim işte şu arkadaşlarım olacak, bu arkadaşlarım olacak demem mümkün değil. Bütün arkadaşlarımız, bütün delege arkadaşlarımız ve hatta bütün partilerimiz bizim ortak aklımızın üyeleridir. Onların ortak birikimleriyle biz bir sonuç almayı düşünüyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ben, çünkü bütün partilerim aynı yakınlıktayım. Hatta şunu iddia ediyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan faşist anlayış dışındaki bütün insanlarla aynı yakınlıktayım. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Böyle bir anlayışımız olamaz. Hepimiz insanız, hepimiz değerlerimizde varız ve onların da değerleri bizden azımsanacak oranda vesaire değil. Aynı insanlarız. Etnik kökenimiz, işte inançlarımız vesaire hepsi bir kenara. Ama insan olduğumuzun bilinciyle ortak aklın eseri olarak biz hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. O ölçüde gideceğiz biz. İlçe başkanlığını da öyle oluşturacağız. Yönetim kurulu üyelerini ve il delegelerini hiç kimseyi ötelemeden, dışlamadan ortak aklın ürünü olacak. Ben buna inanıyorum. Şeye gelince, evet büyük sorumluluk düşüyor. AKP'nin içinden iki partinin çıkması doğru. İçlerinde çok ciddi çelişkiler ve çatışmalar var. Yani bunun sebeplerinden önemlisi çıkar çatışmaları, ekonomik çıkar çatışmaları, diğer ikincisi siyasal çıkar çatışmaları, uyuşmazlıklar çok net kendini gösterdi. Ama bundan daha önemli bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ve Sayın Genel Başkanı'nın bir girişimi var. Bu girişim neydi? İşte yerel seçimler öncesi bir ittifak oluşturdu. Bu ittifakla Cumhuriyet'in değerlerini ortak değerler manzumesi olarak varsaydıkları için ve bu ortak şeyde birikimler üzerine, ilkeler üzerine bir partimiz bir ittifak yaptı. Bu ittifakla AKP ciddi oranda sarsıldı. Bunun öncülüğünü de Sayın Genel Başkanımız yaptı. Ve şu anda yerel yönetimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli oranda İstanbul gibi işte Mersin, Adana, İzmir zaten bizdeydi. Büyük 11 Ankara. İlimiz var, Ankara var ve bunlar çok önemli ve biz belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Yereldeki çalışmalarının bizim genel iktidarımıza katkı sağlayacağını çok iyi biliyoruz, buna inanıyoruz ve onların başarılı olması için de biz başkan olduğumuzda mutlaka onlarla beraber koordineli çalışacağız. Yani doğru olan ne varsa onların yanında olacağız. Eksikleri varsa onları tamamlamaya çalışacağız. Onlar yerel yönetimde üzerine düşen yasaların verdiği çerçevede yapması gereken ve topluma hizmet üretme anlamında ne gerekiyorsa bizim desteğimiz ne varsa onlara mutlaka vereceğiz ve onların başarılı olması için mücadele edeceğiz. Benim hiçbir yapıyı kendime uzak görmem ya da işte şunun bunun adayı değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Buca ilçenin adayım, öyle çıkıyorum. Yani bana herkes destek verebilir, herkes yanımda olabilir, herkes beni sahiplenebilir. Çünkü ben onların ortak değerlerinin bir sonucuyum. Bugün Ali Durul da bu noktalara gelmişse, bir yere aday olmuşsa ve farkındalık yaratmışsa, onların gönlünde yer edilmişse, fikirlerinde ve beyninde, düşüncesinde yer edilmişse bu çalışmaların eseridir. O yüzden ben inanıyorum ki bizim üzerimize düşen sorumluluklar, projeler, partimizin bize yükleyeceği ödevlerin hepsini layıkıyla yerine getireceğiz. Ben buna inanıyorum. Biz de inanıyoruz çünkü şöyle bir durum var. Belediye başkan aday adayıydınız, milletvekili aday adayıydınız. Başka isim açıklandığında partisine küsmeyen ama içinde çalışmaya devam eden, partisinin hem yerelde hem genelde kazanması için elinden gelen çabayı harcayanlardan birisiniz. Biz bunu biliyoruz çünkü. Bu yüzden tabii ki burayı hak ediyorsunuz. Daha iyi yörelerde hak ettiğinizi düşünüyoruz kendi adımıza. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyebilirim size. Ben 10 yaşında babamın amcasına mektup yazarak buraya gelmiş bir adam. Ersincan'ın bir köyünden çıkıp gelmişim. Okuyacak yer bulamadığım için. Benim sorumluluklarım var. Hayatım boyunca çalışarak ben bu noktaya geldim ve hayatın ne olduğunu, yaşamın ne olduğunu, zorlukların ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ortaokul hayatım, lise hayatım ve üniversite hayatımda hep çalışarak dayanışma içerisinde ben bugüne gelmiş ve Türkiye'nin sorunlarını bilen, ondan etkilenmiş, onun için mücadele vermiş insanlardan birisiyim.
O yüzden zaten insanlar beni bu işin, siyasetin öznesi konumuna getirmek çabasındalar. Yani bu sadece benim düşüncem değil. Halkın verdiği güç, verdiği destek, onların fikirlerinde yer bulmamın getirdiği bir sonuç. Bu önemli. Bu nedenle seviliyorum. Yani onların elinde gerektiği zaman tutuyorum, sivil toplum örgütleriyle çalışıyorum, sendikalarla. Toplumun hangi alanında sorun varsa benden el uzatmamı istediklerinde hep onların yanında olduğum için bu insanlar beni seviyor, benimsemiş. Bundan sonra da öyle olacağız. İnşallah. Birkaç mesaj var, okuyayım, tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Berat Arazi demiş ki, başarılar Ali abicim. Yüreğine demiş. Sağlık dostumuzun. Doğuşan Türkan, başarılar dilerim, yolun açık olsun abi demiş. Ayhan Balıkçı, başarılar dilerim başkanım, yolun açık olsun demiş. Necmi Yolcu, yolun açık olsun başkanım, her zaman seninleyiz demiş. Bayram Kesin, yolun açık olsun, başarılar diliyorum. Kenan Sel, başarılar dilerim, yolun açık olsun. Serpil Doğru, yolun açık olsun başkanım, Buca Kop olarak her zaman yanınızdayız demiş. Mehmet Aktay, yolunuz açık olsun, yanınızdayız demiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu dostlarımızın çoğunu değil ama hepsini, çoğu değil, hepsini tanıyorum ve onların da bize desteği var. Sürekli bizim yanımızdalar. Onların da çabaları var. Bizim başarılı olmamız konusunda kolektif aklı oluşturan arkadaşlarımın bir kısmı bunlardan. Başkanım, hep tartışılıyor. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreçlerine tartışılıyor. Belediye başkanları karışmasın, kongre süreçlerine karışmasın. İster istemez aslında belediye başkanları da bu partinin üyeleri ve doğal olarak da birlikte uzlaşı bir aday olmasını isterler. Kendisiyle birlikte senkronize çalışan bir aday isterler. Belediye ile ilçe ilişkileri nasıl olacak? Eğer ilçe başkanı olursanız belediye başkanı sizi destekliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ben halkın adayıyım. Yani şu belediye başkanı ya da bu belediye başkanı beni destekliyor diye bir şeyle ortaya çıkamam. Ama bana destek verirlerse de bundan mutluluk duyarım. Zira onlar da benim partimin belediye başkanları, şu an bütün halka hizmet eden ama aynı zamanda benim partimin belediye başkanları. Biz geçmişte işte bu belediye başkanlarımız da aynı parti içerisinde siyaset yapmış insanlarız. Belki aynı yerdeydik ya da değildik düşünsel anlamda ama sonuçta ortak akla ya da ortak hedefe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ve Türkiye'nin geleceğinin sağlanması, Atatürk'ün değerlerinin, Cumhuriyet'in değerlerinin korunması amaçlı bir ve insanca yaşamın oluşturulacağı bir sistemin tesis edilmesi için aynı hedefe hizmet eden insanlarız. Bu noktada kim hizmet ediyorsa ben o belediye başkanlarının ya da arkadaşlarımızın ona destek vereceğine inanıyorum. Ama bu fiili destek olmayabilir ama düşünsel destek olabilir. Ben niye bana destek veriyorsunuz diye bir şey sorgulamam ama gidip ya siz beni çıkarın lütfen deme şeyim de olmaz, doğru olmaz. Ben Buca'nın adayım ve Buca'nın bütün seçmenlerinin, hatta İzmir'de bana destek veren, gönül veren, çünkü ben milletvekili adayı da oldum. Onların destekleriyle ben Buca İlçe Başkanı'na ve demin de ifade ettiğiniz, yani buradaki amacınız ne? Hizmet etmek ve bu hizmeti en iyi sunabilecek insanlardan birisi olduğuma inandığım için ve bunu mutlaka yapmam gerektiğini, ilçe başkan adayı olmam gerektiğini söyleyen çok arkadaşımız oldu, çok dostumuz oldu. Şöyle düşünün, ben milletvekili adayı olduğumda inanılmaz telefonlar aldım ama kendi mahallemde delege çıktım. Aynı şekilde o kadar fazla telefon aldım ki, ya lütfen çıkın aday olun, lütfen çıkın aday olun. Siz Buca için gereklisiniz, siz işte bu halk için gereklisiniz. Hatta bırakın sadece benim partimden, işte dışarıdaki seçmenden bile bu desteği alabiliyorum. Bu önemli bir şey. Diğer ilçelerden de size karşı, mesela biz görseli yayınladığımızda bana çok sayıda telefonlar geldi. CHP'nin çok tabanında olmayan insanlar dahi benim başkan olmamı istiyor. Kesinlikle. Düşünün, müthiş bir şey bu. Yani böyle bir, bu benim için büyük bir onur. Ben çok telefon aldım söyleyebilirim. Ya çok iyi, çok düzgün bir başkan adayı. Sağ olsunlar. Onların gönüllerini, güzelliği. Sadece Buca'dan değil, Çiğli'den, Menemen'den, Aliağa'dan, Foça'dan telefonlar aldım söyleyebilirim. İlçe başkanı olmanız halinde nasıl bir çalışma yapacaksınız? Şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılın değerleri var. Bu değerleri ıskalarsak bizim başarılı olmamız mümkün değil. Bunlar nedir? İşte önce üretim, sonra bilimsel eğitim anlayışı, işte hayatın diğer alanları, kolektif çalışma, sivil toplum örgütleri, kadınlar, gençler,
Bunlar toplumun birer parçaları ve bileşenleri. Burada yapılması gereken şey şu. Amaç siyasette iktidar olup halka hizmet mi? Ve Türkiye'nin geleceğini teminat altına almak, 21. yüzyılda onurlu insanlık ailesi içerisinde yer alabilecek sosyoekonomik ve sosyokültürel bir yapıya getirmekse, biz bunun için varız ve bunun için hizmet edeceğiz. Bunu yaparken de tekrar diyorum, partimizin içerisinde çok değerli arkadaşlarımız var. Onların kolektif aklıyla beraber biz toplumun her kesimine, ama her kesimine hiç ayrım yapmaksızın karşı durabileceğimiz bir tek şey var, faşizmdir. Onun dışındaki düşüncelere hiç kapalı değiliz. Onlarla gidip görüşeceğiz, onlara evrensel değerleri anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğunda onların yaşam standartının artacağını, daha iyi bir yaşam koşuluyla yaşayabileceklerini, çocukların geleceklerini savaşsız, sömürsüz bir ortamda olabileceğini anlatmamız gerekiyor insanlara. Ve buna ilişkin deneyimlerim var. İşte belediye başkan adaylığım döneminde, milletvekili adaylıklarım döneminde toplumun sadece Cumhuriyet Halk Partisi kesiminden değil, işte AKP'nin, MHP'nin, HDP'nin ya da başka grupların ya da partilerin seçmenine gittiğinizde, taban kelimesini çok sevmiyorum ben, seçmenine gittiğinizde, çünkü benim için insanların hepsi birdir. Siz onlara doğruları anlattığınızda onlar sizi benimsiyor. Gerçekleri anlattığınızda onlar sizi benimsiyor. Yani işte işsizlik oranı, gençler arasındaki işsizlik oranı söylediğinizde gençler, AKP'nin seçmeninde olan genç arkadaşlarımız bana itiraz etmişlerdi, böyle bir şey olamaz. Ben de demiştim ki şunu yapabilirsiniz. Siz bakın, laptopunuz burada, ben sizin iş yerinizdeyim. Bir bakın lütfen, hangi siteye girerseniz girin, ben şu siteden de girin bakın demiyorum. Girin bakın, üniversitede öğrencilerde ya da gençlerde işsizlik oranı ne olduğunu görün dedim ve girip baktılar. Gerçekten benim doğru söylediğimi gördüler. O zaman size inanmaya başlıyorlar. Yani siz doğruları söylediğiniz müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle. Boş vaatlerle değil, doğruları anlatacaksınız. Gerçeği, onların bizden farklı insanlar olmadığını, sol değerlerin, sosyal demokrasinin ve evrensel hukukun birlikte yaşamanın koşullarını oluşturabileceğini onlara iyi bir dille anlatabiliriz. Ben buna inanıyorum. Ve bizim yaşam tarzımız, biçimimiz de buna el veriyor. Ve yani toplumun her kesimin bizi benimseyeceğini düşünüyorum ve biz iktidar olacağız, evet. Buna inancım tam. Buca büyük ama karışık bir ilçe. Burada siyaset yapmak zor mu sizce? Şimdi bu birazcık Bucalı dostlarımıza, Cumhuriyet Halk Partililere haksızlık olur. Şöyle yani, başkanım, ben uzun yıllar Bucalı oturdum. İlk İzmir'e yerleştiğim yerlerden bir tanesi. Evet. Çamlıkule'de uzun yıllar oturdum. 4-5 sene gibi oturdum. Hı-hı. Sonra Enoşlar'da oturdum. Ben. Evet. Bu yüzden Buca'yı çok iyi biliyorum aslında. Evet. Şöyle ben aktarayım. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan bütün dostlarımız elbette hizmet etmek anlayışıyla yapıyorlardır. Siyasetin bazı tabii sıkıntılı tarafları var. Yok değil, yok sayamayız bunu. Ama büyük bir çoğunluğun çalışmak isteyen, üretmek isteyen, değiştirip dönüştürmek isteyen insanlarla beraber yürümek istediğini biliyorum ben. Buca'nın büyük olması bizim için avantaj. Neden avantaj? Buca nüfusu, Türkiye nüfusunun 160'ta biri. Siz 500 bin nüfuslu bir ilçede sağlıklı çalışmalar yaparsanız, sağlıklı üretimler yaparsanız, sağlıklı ilişkiler kurarsanız, insanın insanca yaşaması için gereken koşulların neler olduğunu aktarırsanız ve yerel hizmetleri belediyenizle beraber onlara sunduğunuzda ya da eksiklikleri belediyenize aktardığınızda bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ve insanca yaşamanın sadece koşulunun yerel hizmetlerin aktarılmasının değil, genel hizmetin de, yani genel iktidarın da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması gerektiğini, çünkü Türkiye genel iktidar aracıyla yönetiliyor. Yani yerel hizmetler, yönetimler üzerinden yönetilmiyor. Tabii yerel hizmetler farklı ama bir de işsizliğin ortadan kaldırılması, ekonomik sistemin düzeltilmesi, sağlık sorunlarının, eğitim meselesinin, bunların hepsinin genel iktidarla çözülebilecek meseleler olduğunu çok iyi biliyor ve kavruyoruz. Bunu onlara anlatabiliriz. Yani 21. yüzyılın bilim ve bilgi yılı olduğunu, yüzyılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve bilimde ve bilgide bugün geri kalan ülkelerin ayakta kalma şanslarının olmadığını çok iyi biliyoruz ve bunu çok iyi anlatabiliriz insanlara. Ve bizim insanımız zekidir, mantıklıdır, hoşgörülüdür. Çünkü Anadolu'nun 1000 yıllık bir kültürü var. Aynı zamanda Cumhuriyet'in de 100 yıllık değerler birikimi var.
Bununla aşağı yukarı büyümüş insanlarız. Her ne kadar eğitim sistemimizde çok ciddi sıkıntılar olsa, sağlık sistemimizde sıkıntılar olsa da ben halkın sağduyusuna inanıyorum. Ve biz sol duyuyla o sağduyuyu yanımıza alacağız. Şimdi çok güzel bir mesaj geldi. Yine Kemal Acar, o da ilçe başkan adayı. Evet. Sen mesaj atmış. Önceki mesajı okuyayım, sonra Kemal Bey'in mesajını da okuyalım. Mutlu Fatoş Atik, başarılar abi demiş. Sağ olsun. İnandığım, güvendiğim için hep yanındayım. Başkan olma, hep abim olman gururu makamların değil, halkın başkanı olacaksın demiş. Kardeşime teşekkür ediyorum. Aydemir Neriman demiş, selam ve sevgilerle yolun açık olsun başkan demiş. Sağ olsunlar. Sunay Müldür, başarılar dilerim başkan demiş. Nevin Muslu, başarılar diliyorum demiş. Kemal Acar demiş ki, yolunuz açık olsun, inandığımız için yanındayım. Yanındayız tüm dostları. Ali Yıldır Uludağ birleşmeye davet ediyorum. Başarılar dilerim. Kemal Acar çekildi mi? Şimdi orada ben şimdi onun adına konuşmak istemem tabii ama benimle beraber şu anda da ofisimde açıklamamıza da geldi. Benim mahallemden bir arkadaşımız. Öyle söylediğine göre burada, orada bir adaylık açıklaması değil, bize desteği var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kemal Acar, daha önce konuk aldım. Evet. Buca Cumhuriyet Halk Partisi, Buca ilçe başkan adayıydı. Hı-hı. Aynen mesajı tekrar okuyorum. Yolumuz açık olsun. İnandığımız için yanındayım, yanındayız. Tüm dostları Ali Hıdır Uludağ'a birleşmeye davet ediyorum. Başarılar dilerim abim demiş. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum kardeşime. Birlikte olmaktan onur duyarız. Kazım Yalçın demiş ki, Sayın Başkanım başarılar temin ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bucakop Mahalle Delegesi olarak yanındayız demiş. Caner Şimşek, aşkla Buca Ali Hıdır Uludağ demiş. Mehmet Aktay'ı, dünkü basın açıklamasına ve halkın önünde Bucamızın CHP bileşenlerinin üst noktasına bir aday olduğunuz belirlenmiştir. Yolunuz açık olsun. Yanınızdayız, omuz omuzdayız. Başarılar dilerim. Kemal Acar demiş, ilçenin umudu Ali Hıdır Uludağ. Bunu gördük. Yanında olduk. Olacağız sonuna kadar. Sağ olsunlar. Oktay Kızıl Ateş, yolunuz açık olsun demiş. Binnaz Kabakçı, Ali Mert dürüst insan demiş. Sağ olsunlar. Onların güzelliği hepsi. Başkanım, ben dedim ya, yani onların Ali Durul'da bir değerse, bir siyasette özne ise Cumhuriyet Halk Partililerin ve Buca'nın yarattığı bir özne ve bir değerdir. Siyasetteki değerdir. O yüzden ben onların hepsine minnettarım. Teşekkür ediyorum hepsine. Seçilir ilçe başkanı olursanız, il kongresine birden fazla aday yarışırsa kimden yana tavır koyacaksınız? Bugünden hani doğmamış çocuk henüz. Bir şey söylemenin yani mümkün olmadı. Ama şöyle bir şey. Mesele şu. Türkiye'nin ciddi problemleri ve sorunları var. Bu sorunları aşabileceğine inandığımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin program ve projelerini en iyi uygulayabilecek, biliyorsunuz il başkanlıkları genel merkezi ve genel başkan temsilcilikleridir. Ve en iyi yapacak arkadaşımızın olacağına inanıyorum. Bu tek aday belki olabilir, belki çift aday olabilir, 3-5 kişi olabilir. Yani şu kriter anda, ne sizin için? Kriter ne olur? İki adaylı, üç aday yani, belki olur. Kriter şu, liyakat, düşünce, üretim, halk içerisindeki bilinirliği ve yani halka ilişkin, nasıl söyleyeyim, halka bakış açısı diyelim. Halktan bir adamsa ben onun yanında olmak isterim. Mevcut il başkanı. Ama şuna da inanıyorum, yani hiçbir arkadaşımı ötekileştirmiyorum. Yani mutlaka birilerini tercih edeceğiz ama bu hangisi olur onu bilemiyorum. Şu anda isim de yok zaten. Mevcut il başkanı Deniz Yücel de Bucalı. Evet. Sizi destekliyor mu? Beraber istişare ettiniz mi hiç? Yani il başkanımız şu anda Deniz Yücel Bey'in fikrini benim söylemem mümkün değil. Onun adına konuşmam mümkün değil. Pratik sonuç şeyde göreceğiz. 29'da göreceğiz, evet. Destekleyip desteklemeyeceğiz. Başkanım, şimdi şöyle, tabii ki siz Buca'yı çok iyi bilen, yani genel siyasette yapmış biri olarak Buca'yı da çok iyi analiz etmişsiniz ki evet, Buca'ya aday olmalıyım. Hı-hı. Şimdi başkan adayı Kemal Acar'ın da açıklaması var burada. Size evet. Buradan bugünden itibaren destek olacağını, yanınızda olacağını. Şöyle düşündüğünüzde 29'unda evet, ben buradan Buca'dan başkan olarak çıkacağım bu kongrede. Buna kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Bakın neden inanıyorum? Söyledim. Yani bir belediye başkanlığı ya da milletvekili adaylığı açıklaması yapmış gibi ilçe başkanlığı adaylığınızda inanılmaz bir sevgiseli var, inanılmaz bir heyecan var, inanılmaz bir güç aktarımı var insanlarda. Öyle bir şey ki, yani öyle bir gönüllerinde yer almışsınız ki, öyle bir fikirlerine oturmuşsunuz ki, inanılmaz bir şey bu. Yani o sevginin içerisinde insan sorumluluğu, o sorumluluğu daha çok
omzunda hissediyor ve ben şuna çok inanıyorum yani. Bucalı seçmen dahil olmak üzere özelde de CHP'nin bütün üyelerinin bana destek olacağına inanıyorum. Benim onlarla hiçbir problemim yok. Hep söylüyorum. Siyasette bütün partilerim, tüm partilerimle aynı yakınlıktayım. Onlarla bir sorunum olamaz. Benim bir sorunum olacağı bir tek yer var, faşizmdir. Onun dışında hiç kimseyle sorunum yok. Olamaz da. Çünkü hepimiz bu dünyada birlikte yaşamayı isteyen, sağlıklı bir şekilde yaşamak isteyen, yaşam standardı yüksek bir sistemde yaşamak isteyen, laik demokratik bir sistemde yaşamak isteyen insanlarız. O yüzden kimseyle bir problemim yok. Başkanım, çok teşekkür ederiz siyasetle ilgili olan kısım ama size tek cümlelik sorular sormak istiyorum. Buyurun. Bunu herkese soruyoruz. Gelen belediye başkanlarına... Aman çok zor olmasın. yok zor değil ama hani tek cümleyle. Buyurun, dinliyorum. Siyaset. Halka hizmet aracı. Seçmen. Seçmen, hizmet edilmesi gereken insan. Vefa. Vefa, duygudaşlık olabilir. Güven. Güven, yok olmaması gereken önemli şeylerden biri. Doğruluk. Herkesin uyması gereken bir şey. İyilik. İnsanın değerleri içerisinde olması gereken önemli erdemlerden bir tanesi ya da özelliklerden bir tanesi olması gerekiyor. Yalan. Yalan, insanları inciten, kıran ve hatta zor durumda bırakan bir şey yapmamak lazım. İnanç. Onların vicdanlarıyla alakalı bir iş insanın. Para. Para tehlikeli hizmet aracı olarak kullanılabilir. Yoksa para amaç olmamalı. Mutluluk. Olması gereken şey. Sevgi. Sevgisiz yaşanılmaz. Savaş. Ölümü değil, hayatı seçenlerden yanayız. Barış. Barış, insanın en önemli umutlarından ve geleceğinin sağlam kalması için gerekli bir şey. Ümitsizlik. Umut her zaman olmalı. Kaybetmek. Yeniden başlamak lazım. Kazanmak. Kolektifse güzeldir. Hizmet. Değerlidir ve insan içindir. Son bir soru kaldı başkanım. Gönül. İncitmemek lazım. Başkanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel cevaplardı. Gerçekten çok güzel cevaplardı bunlar. Çok çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Biz de şundan eminiz ki Buca'da yeni bir dönemin başlangıcı sizinle olacak. Ve Buca'da genel seçime giderken aslında Türkiye'nin umudunu bağladığı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlıkları Bu dönem çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden gençlerle, kadınlarla, biraz önce bahsettiğiniz kolektif bir çalışmayla ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gidebileceğini düşünüyorsunuz. Evet, bunun farkındayız. Kesinlikle doğru. Bu çıkmış olduğunuz yolda başarılar diliyoruz biz de size. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen, dinleyen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İzgazete'ye ve Doğan Bey'e ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim başkanım. Yüreğinize sağlık, bizi ağırladığınız için. Evet. Emeğinize sağlık. Size ve ekibinize çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkan Adayı Ali Hıdır Uludağ'dı. Yarın yine saat 11.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Menemen İlçe Başkan Adayı Ömer Güney, yine saat 14'te Menemen İlçe Başkan Adayı Turan Erdoğan canlı yayın konuğumuz olacak. Menemen'i konuşacağız, İzmir'i konuşacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın.